Ama Apluş kapısı bambaşka bir şeydir. Kimseyi anlatamadık. Dedik ya Refke Gözden Irak, kaldı gönülden de Irak. 1715'te daya gelen bir gezgin oranın meyve bahçeleriyle dolu olduğundan bahseder. 1715'ten bahsediyoruz. Yani çok eski bir yerdir. 1426'da Memlüklere yenildikten sonra Lüzinen kralları ve kral esir alınarak Kahire'ye götürüldü. Bir köylü isyanı yaşanır Kıbrıs'ta. Lefkonuk'tan bir at uşağı Kral Alexi adıyla krallığını ilan eder. Ve komuta merkezleri de Limassol, Lefkonuk, Omofu ve Lefke'dir. Ve o isyan bastırıldıktan sonra Lefke kraliyet mülkü içerisine dahil edilir. 80 tarihlidir şey. Lefke'deki Piri Paşa Sıbyan Mektebi'nin ve Medresesi'nin kurulması. 1372'de Piri Paşa Vakfı kurulmuştur. Lefke'de demek ki 1372'de hemen isyan edildi demek ki. Ve medresesi Lefkoşa'daki iki medreseden sonra, büyük ve küçük medreselerden sonra adadaki tek medresedir 18. yüzyıla kadar. Hep de bir baronluk merkezidir. Yani bir nahiye merkezi diyelim. Hatta kaza merkezi diyeyim yerindeyse. Yani çünkü Osmanlı geldi 16 kaza ilan etti. Burada önce 12 tane vardı. Şimdi Lefke vardı. 16 oldu. Gene Lefke vardır. İlginçtir. Penda'ya da vardır. Güzelyurt'ta vardır. Lefke'de vardır. Orada çünkü Lefke'ye hitap ettiği köyler Solya, Maratasa Vadileri ve Dildirga'dır. Şimdi 53 köy varken Lefke'nin 1963 olayları üzerine 14 köye düştü. O gün bugündür gerilemektedir. 1974 sonrasındaysa tam çığ oldu, kör kuyu oldu deyim yerindeyse. Limanı da mahvoldu. Evet. Gemi konağı limanında ortadan kaldırıldı. Hiçbir şey, özen gösterilmedi oraya. Ve dolayısıyla zaten Narinciye Lefke'de şey değildi yani, ekmek kapısı değildi. Bir şeydi, nasıl diyeyim, bir cemileydi, bir güzellikti yani. Bugün Narinciye Festivali de yapamaz hale geldi, o bile elinden alındı. Hurma festivali yapıyorlar. Narinci yapamıyor, hurma yapalım. Yani şimdi 12. yüzyıldan beri portakal olan yerde, 1963'ten beri portakal olan bir başka yer, portakal festivali yapıyor. 63 yılında portakal ağacı yoktu. Güzel bir yoktu. Yoktu. 12. yüzyıldan beri portakal ekti bilinen bir yerde hurma festivali yapıyor. Portakalıyla ünlü olan yer yapamıyor. O da hurma festivali yapıyor. Bu da tarihin bir garip çilvesi. Evet. Yani. Şimdi Apluş kapısı onun için önemli. Çünkü Lefkeni'yi Hinterland'ı ile buluşturacak tekrar. Bunu anlatayım, burada da anlatayım. Buyurun.